Kablosuz kedinin yeni videosuna hoş geldiniz. Bu arada saat çok geç ha. Saat şu an 3.23. 30 Aralık. Tabi 31 Aralık oldu. Yeni yıla gireceğiz. Bu günün sonunda. Şu an hani size sürpriz olsun diye ve gerçekten bunu bugün çekmek istediğim için ve misafirlerimiz olduğu için bu saatte çekmek durumunda kaldım. Bundan dolayı eğer herhangi bir problem yaşarsak ya da herhangi bir şekilde anlatımımda düşüklük bulursanız lütfen beni uyarın ve ben de ona göre bir eğitim seti. Mesela eğitim seti daha çekeyim. Şimdiden sizlere e, sizlerden çok 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 özür diliyorum. Ve ben Gökhan Kandemir programımıza başlıyoruz. Geçen dersimizde yaptığımız işlem ise bir register işlemiydi. Neydi? Mesela geldik burada. E, Firebase yardımıyla burada çok güzel bir şekilde ne yaptık? Register olmayı başa başardık. Şimdi register olduktan sonra window location işlemi de yaptık. Tabi bu kullanıcının login olması gerekiyor aslında. Yani şöyle bir şey ki aslında index.html sayfasına gitmesi demek bu kullanıcının login olmasını olduğunu bize söylüyor. Şimdi ilk olarak burada bir değişiklik yapmadan önce login'e de gidelim. Login işlemini yapabiliyor muyuz? Onu da bir görelim. Bunu yapmak için Login HTML'de zaten geçen derste yanlışlıkla login'i de burada tanımlamaları yaptık. Burada da yaptık. Initialize kısmını gerçekleştirmiştik Firebase'imizin. Şimdi burada yine login butonuna bastığımda aynı aksiyonu alacağız. Aslında dolar diyorum. Diyor login btn butonuna klik yapıldığında bir fonksiyon çalıştır. Dur be marpuç. Bu fonksiyon bize bir alert göstersin şimdilik. Geliyorum buradan. Diyorum ki login html Buna bastığımda ta, ta 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 geldi. Güzel. Şimdi devam edelim işlemlerimize. Asıl işlemler burada, sonuçta. Yine aynı şekilde e-maili ve şifresini alacağım. Yine burayı çok kısa tutmak adına, uzatmamak adına direkt kopyaladım buradan. Ve artık yapacağım işlem az önce ne yapmıştık? Mesela ee, ne dedik burada? Firebase'in authentication'ını kullanarak bir tane user üret kullanıcı üretti. Neyle? E-mail ve password ile. Email ve password de buradaki değerlerden gelecek. Güzel. Aynı şey login'de de yapacağız aslında. Burada yapacağımız işlem firebase.of nokta sign in olacak bu sefer. Sign in ne? With email and password ile sign in yap. Peki hangi bilgileri alacağım ben? Tabii ki de az önce aldığım bu bilgilerle sign in yapacağım. Tabii ki de eğer çalışırsa her şey yolunda giderse then bu da bir promise. Ondan dolayı den ile bunu karşılayacağım. Bir function çalıştır. Güzel. Burada hemen ne yapıyoruz yine? Window nokta eğer ne olursa login olabilmişse işlem başarılıysa window nokta location nokta hashref eşittir index nokta html diyoruz. İşte bu kadar. Eğer bir problem olursa ki o zaman da catch bloğu çalışsın. Function olsun. <laughs> function ve burada ne yapacağız? Yine alert ile tak tak. Bir tane şurada error argümanı alalım. Error nokta message diyerek ekranda göstermesini sağlayabiliriz. Güzel. Hemen geliyoruz. Bunu deniyoruz. Nasıl deneyeceğiz? Mesela şu an bu bilgilerle tabii yenileyelim sayfayı. Bu bilgilerle giriş yapa bastım. Diyor ki kardeş e-mail adres badly formatted. Yani diyor ki e-mail adres girmedin. O zaman ben Gökhan .com .com .com. yaptım. Giriş yapa bastım. Deniyor. Ben böyle bir kullanıcı bulamadım diyor senin sana diyor. Yani bizim buradaki catch blogumuz başarılı bir şekilde çalışıyor. Muazzam. Hemen devam ediyoruz. Com.com'u kaldırdım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dedim. Giriş yapa bastığım anda... Hop beni yönlendirdi. Yani sign in başarılı bir şekilde geldi. Yani ne oldu? Çalıştı login işlemi. Sign in olduk. Şimdi şöyle bir şey var. Benim sign in fonksiyonum bu, başarılı. Register'daki arkadaşımızdan ne yapıyorduk? Create oluyorduk. Daha sonradan create olduktan sonra zaten bu adam sign in yapılmış sayıyorduk burada. O halde benim gerçekten sign in olmam için Firebase gözünde sign in olabilmem için burada bir kullanıcı üretmem yetmiyor. Bir de sign in metodunun çalıştırılması lazım. Şuradaki gibi. O yüzden burayı kopyalıyorum. Direkt şuraya yapıştırıyorum. Eğer sign in metodu sign in metodu şu bilgilerle olabiliyorsa create olduktan sonra ne yapacak? Window location hashref'e bunu yönlendiriyor olacak. Başka da bir şey gerek yok. Ee, zaten burada catch bloğuna düşmesinin mümkünatı yok. Eğer create başarılıysa catch çalışmaz. O yüzden kaldırdım. Güzel. Şimdi tekrardan geliyorum. Nereye? Register'a. Register HTML. Güzel. Burada diyorum ki Delphi 123456 Kayıt ol. Evet giriş yap diye burada kalmış. Onu da değiştirelim hemen. Şu e-mail adresini kopyalayayım bari ya. Bir daha yazmak, yazmak zorunda kalmayayım. Giriş yap değil de kayıt ol dedim. Güzel. Yeniledim yapıştırdım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kayıt ola bastım. Şu an kayıt olmaya çalışıyor. Hop ne oldu? Beni buraya aktardı. Demek ki kayıt oldu. Ardından da sign in oldu ki beni window location href ile buraya atabildi. Yani artık sign in olabildim. Şimdi buraya bakıyorum. Hem de kullanıcım geldi mi? Evet o da başarılı bir şekilde geldi. Hem de sign in oldum. Bu da benim kullanıcı id'im. Bu çok önemli. Bunları kullanacağız zaten şimdi başka bir şey var mı diye bakıyorum burada şu an herhangi bir şey yok buraya da tabii ki de ne yapacağız ee, kullanıcımızın buradaki gibi e-mail adresini yazacağız ve çıkış yapa bastığımızda sign out işlemi gerçekleşecek peki o nasıl olacak ona da hemen bir bakalım sign in ve sign out'u burada bitirmiş oluruz index.html'e gidiyorum buradaki Evet, logout butonuna basıldığında çıkış yapmasını istiyorum. Tabii ki de neye ihtiyacım var benim? Hemen bir tane script tag açıyorum. script src ilk olarak ne ekliyorum? assets'in altındaki js'nin altındaki jquery'yi yüklüyorum. Onun ardından bunu kaldırdım. şuraya bir kopyalayayım. Buradaki bağımlılıklarımızı jQuery yüklüyorum, Firebase'i yüklüyorum authentication'a kadar ee, ve login değil de main JS'i buraya ekledim. Güzel. Main e geldim ve yine aynı teraneleri burada da yazıyoruz. Document eğer ready olmuşsa bir function çalıştır. O function'ım bir alert versin bana. Yine dedim alert. Güzel. Şimdi ilk olarak diyorum ki kardeşim logout tuşuna basıldığında bir Fonksiyon çalıştır. Fabiçkin. Function çalıştır. Function. Function canım. Function. Bu bize bir alert versin. Geldim. Yeniledim. Çıkış yapa bastım. Alert geldi. Gayet iyi. Mükemmel. Logout burada kalsın. Şimdi logouttan önce ne yapmam lazım? Benim Firebase'i tabii ki de e, initialize ediyor olmam gerekiyor ki mantıklı bir şekilde bu arkadaş çalışabilsin değil mi? O yüzden diyorum ki kardeşe Firebase'deki şuradaki tanımlamalarımı main'in içerisine yapıştırıyorum ve Firebase'i initialize ediyorum. Şimdi şöyle bir durum var. Ben logout işleminde ne yapacağım? Firebase'e bağlanacağım. Bir şeyler yapacağım falan falan. Ya da burada e, to do ekleyeceğim. Ya da ne bileyim burada göstereyim. Mesela durum değiştireceğim. Ya da sile basacağım. Değil mi? Sileceğim. Bir şeyler bir şeyler olacak. Bu aksiyonların tamamı ben login olduktan sonra olması gerekiyor. Nasıl mesela Codeigniter ya da başka bir şeyde login olduktan sonra gerek bazı aksiyonları alabilirsiniz. ödeme yapabilirsiniz gibi düşünün mesela yapılarda. Bu da aynı şekilde. Burada da aynı şeyi yapacağız. Ben login miyim değil miyim diye kontrol etmem lazım. Hmm, peki bunu nasıl yapacağız? İşte bu çok önemli bir nokta. Yani logout falan ondan sonra çalışmalı. Burada çok güzel bir metot var. Yine Firebase'in authentication'dan yola çıkarak yapacağız. Diyoruz ki on off state changed diyorum. State changed. Bu bizi, bize bir fonksiyon çalıştıracak tabii ki de. Eğer diyor ki kardeşim authentication durumunda bir değişiklik var mı diyor ve eğer varsa ve burada bize bir argüman döndürüyor user diyelim biz buna. Bunun içerisi doluyor. Eğer burada user varsa ben authentication olmuşum demektir. Eğer yani online olmuşum demektir, login olmuşum demektir. Yoksa zaten else ile yönlendirmeyi yapıyor olmamız lazım. Yani şuradaki fonksiyon ne yapması lazım? Ben eğer user tanımlaması varsa yani ben login olduysam yapı çalışmalı. Şu else kaldırabiliriz çok da önemli değil. Şimdi bir e, şöyle deneyelim alert diyelim evet. Bir login olmadan bunu deneyelim bir de login olarak deneyelim bakalım ne olacak. Şimdi ben biliyorum ki loginim şu an aslında geldim buraya sayfayı yeniledim hiçbir problem yok çıkışa bastım alert geldi gayet güzel. tabi e, tabii sign sign out da yapalım. Ondan sonra bir daha bunu deneyelim. Çünkü şu an zaten otomatik olarak Firebase'de ben sign in'im. Yani giriş yapmışım, login olmuşum. Bundan dolayı ben burada ne yaparsam yapayım sign out yapmadığım sürece bu arkadaş beni sürekli sign in'sin sen login olmuşsun diye atlayacak ve yönlendirecek. Log out'a bastığımda yapacağım iş işlem oldukça basit aslında. Sadece sign out fonksiyonunu çalıştıracağım. O da nasıl? firebase.off direkt sign out çalıştır. Tabii ki de bu nedir? Bu da bir promise olduğu için bir fonksiyon çalıştırıyor. Bu fonksiyon da eğer çalışıyorsa ben otomatik olarak window.html. pardon. window.location.href diyorum ve bu da beni index.html'e yönlendirsin diyorum. Yani sign out olduktan sonra pardon login'e gidecek. Benim burada durmama gerek yok. Burada olmamalıyım ben. Login HTML'e gönder beni diyorum. Şimdi geldim. Bakalım burada bir problem yaşayacak mıyız bakalım. Yeniledim. Hiçbir problem yok. Çıkış bastım, logine geldim. Güzel. Şu an sign out oldum. Yani login'den çıktım. Log index.html'e bir daha girdim. Çıkış bastım. Bakın hiçbir aksiyon yok. Ben halbuki logout'a bastığında bir şeyler yapmasını istedim. Yapmıyor şu an. Tıkladığında hiçbir şey yapmıyor. Neden? Çünkü şurada baktı. Kardeş bu dedi login mi değil mi diye bir bak dedi. Eğer login burası doldu. Bu doluysa biz zaten logout'un click fonksiyonunun çal metodunu çalışıp çalışmamasını istedik. Çalışmasını istedik daha doğrusu. Doğal olarak bize buradan bir yüzü dönmediği için login olan bir user olmadığı için logout'un click e için yazdığımız logout'un click metodu için yazmış olduğumuz kodlamalar çalışmamış oldu burada da ne yaptık biz logini yaptık logout yaptık ve buradaki gerekli yönlendirmeleri gerçekleştirmiş olduk ders bitmeden önce hemen ne yapacağız şunu da ben sağ alayım sola alayım pardon sola gel ne yapalım yine aynı şekilde git status diyelim ve bakalım git add yıldız git commit eksime diyoruz ki login logout ve yönlendirme işlemleri yapıldı diyelim. Şimdi yapacağımız işlem ise bir sonraki dersimizde buradaki arkadaşlara bağlı olarak kullanıcı bazlı tuduları girmek. Bunları nasıl yapacağız? Onları görmek. O halde bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kodlamayı asla unutmayın.